Musa Rabbim dedi. Gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Ömer radıyallahu an <laughs> Fatıma, Said hem de bana rağmen. Said bin Zeyd radiyallahu anh Buraya saklan, o duymayacak dedi. Kardeşim? Ömer radiyallahu anh Okuduğunuz neydi? Diye sordu. Bir şey yok, sadece aramızda konuşuyorduk. Said bin Zeyd radiyallahu anh Evet öyle, dedi. Ömer radiyallahu anh Demek duyduklarım doğruymuş. Siz de Muhammed'in dinine girdiniz, öyle mi? Yalan söylemeyin, dedi. Said bin Zeyd radıyallahu anh, Hiç düşündün mü Ömer? Belki de senin dinin hak din değildir, dedi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Öyleyse söylenenler doğru, dedi. Said bin Zeyd radıyallahu anh, Ömer, 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 dedi. Kalk kocamın üzerinden zorba adam. Said bin Zeyd radiyallahu anh, Ömer dedi. Ey Allah'ın düşmanı. Allah tek dedik diye beni ve kocamı dövüyorsun öyle mi? Elinden geleni yap ey Ömer. Ben ve kocam artık Müslümanız. Allah ve Resulüne iman ettik. Evet sana rağmen iman ettik. Ömer bin Hattab radiyallahu anh, hele getirin şu okuduklarınızı. Getirin de Muhammed'e gelen şey neymiş göreyim dedi. Vermem Ömer bin Hattab radiyallahu an, Yazıklar olsun sana. Söylediklerin kalbimi yaktı." dedi. Ta Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka Tanrı yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin. Şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine ''Ey Musa'' diye seslenildi. ''İyi bil ki ben, evet, yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar çünkü şu anda kutsal vadide Tüva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver.'' Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka Tanrı yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun.'' Kureyş bundan mı kaçtı? dedi. Bu ne güzel, ne şerefli, ne haşmetli bir kelam. Bu kelamdan daha güzel, daha tatlı bir kelam olamaz, dedi. Kardeşim, efendim, canım. Ömer bin Hattab radiyallahu an Habab, okuyan sen misin, dedi. Müjde ey Ömer, dilerim ki Resulullah'ın yaptığı dua senin hakkında gerçekleşsin. Dün gece o, Allah'ım İslamiyeti ya ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir diyerek dua etmişti. Ömer bin Hattab radıyallahu an gerçekten böyle mi söyledi? dedi. Allah'a yemin olsun ki evet. Ömer bin Hattab radıyallahu an beni Resulullah ve ashabına götürün dedi. <laughs> ''O Ömer bin Hattab, kılıcını sallayarak geliyor.'' ''Bırakın gelsin, korkulacak ne var?'' ''Eğer hayırlı bir maksatla gelmişse kendisini hayırlı ağırlarız.'' ''Eğer kötü bir niyetle gelmişse onu kendi kılıcıyla hallederiz.'' Kılıcını sallaya sallaya seni buraya getiren nedir? Başına bir musibet inmeden durmayacak mısın? Ömer bin Hattab radiyallahu an Ya Resulallah, Allah'a ve Resulüne indirdiklerine iman etmek için geldim, dedi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah-u Allahuekber Allahuekber Ömer bin Hattab radıyallahu an Zeyd kardeşim İslam'da benden öndesin Zeyd dedi. Senden izin isteyemezdim çünkü sen zalimdin. Ömer bin Hattab radıyallahu an bundan sonra İslam'a ihanet ettiğimi asla görmeyeceksin. Allah ve Resulü bir de siz şahit olun ki ben hiçbir mümine zarar vermeyeceğim. İslam'ı son damla kanıma kadar müdafaa edeceğim. Size yetişmeye çalışacağım. İnneke la tehdimen ahbabe ve lakinnallah yahdi men yasha وهو اعلم بالمهتدين